Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Daha önceki rehberlik derslerimde üzerinde durduğum, dikkatlerinizi çektiğim hususlara bugün itibariyle İnşallah fiilen başlamış oluyorum. Yüce Mevla'dan başlamış olduğumuz bu rehberlik derslerimizi rızasına muvafık bir biçimde tamama erdirmesini diliyorum. Rehberlik 1 ve 2 konuşmama gösterdiğiniz yoğun ilgi alaka nedeniyle hepinize müteşekkirim. Ancak rehberlik 3 dersini neden dinlemediğiniz konusunda zihnim henüz bir şey bulamadı. Onu da mutlaka dinlemelisiniz. Çünkü her birinde gerçekten hem lisans öğrencilerimize hem de lisansüstü öğrencilerimize yönelik oldukça önemli hususların altını çizmeye çalıştım. Sizlerden istirhamım, rehberlik dersleri olarak yapacağım bu konuşmaları sırasıyla izlemeniz ve dinlemeniz, izler ve dinlerken de mutlaka elinizde bir kalem not alarak onları tekrar ve tekrar gözden geçirmek, üzerine düşünmek ve mümkün olduğunca aklınızda tutmak amacıyla kaydetmenizi istiyorum. Birazdan da üzerinde duracağım üzere bu yapacağımız dersler tamamen siz değerli öğrencilerimin gerek lisansta okuyan, gerek yüksek lisans ve doktorasına başlamış olan öğrencilerimizin akademik kalitesini artırmaya yönelik derslerdir. Başlamış olanların bundan sonraki süreci nasıl yönettiklerinde daha iyi bir performans gösterip iyi bir sonuç alacağını, başlayacak olanların da daha doğru bir yerden başlamalarını mümkün kılacak dersler bunlar. Bu itibarla yapacağım dersler benim yaklaşık 40 yıla yakın akademik geçmişimin bir anlamda bende oluşturduğu tecrübelerimi sizlerle paylaşarak bu 40 yıl içerisinde rehbersiz olmanın, bir rehbere sahip olmamanın ne demek olduğunu fiilen yaşamış, tecrübe etmiş birisi olarak arzu eden siz değerli öğrencilerime elimden geldiği, gücümün yettiği ölçüde bu rehberliği yapmaya çalışacağım. Rehberlik dersleri derken sakın bundan sadece size sohbet edip nasihat edeceğimi anlamayın. Bu dersler aslında bir anlamda en temelden almak suretiyle en azından doktora düzeyinde, doktorasını bitirinceye kadar doçentlik düzeyinde bir akademisyenin bilmesi gereken, okuması gereken, görmesi gereken en temel kaynakları sizinle birlikte okuyacağız demektir. Demek oluyor ki bu rehberlik derslerimiz aslında bir tedrisattan ibarettir. Bugün de ilk örneğini göreceğiniz üzere iki tür lisansüstü rehberlik dersleri yapmayı düşünüyorum. Birincisi bugün yapacağım ve
büyük ölçüde dil, mantık, hermenötik ve sufi yorum diyeceğimiz çizgide dil temelli ve dil üzerine yapacağım dersler ki bunlarda bazı temel kaynakları da kullanacağız ileride. İkincisi ise tüm akademisyen adaylarımızın en önemli sorunları olan bir, ne okuyacakları, iki, nasıl okuyacakları, üçüncüsü okudukları kitapları, yazıları, makaleleri, tebliğleri, her neyse nasıl kullanacakları, nasıl muhafaza edecekleri hususuna yönelik doğrudan okumalar yapmayı düşünüyorum. Bunun için de bir sonraki dersimde, bundan sonra yapacağım derste hangi kitapları okuyacağız, neden onları okuyacağız, nasıl okuyacağız, bu dersleri nasıl yapacağız, inşallah ondan söz edeceğim. Bu nedenle akademik rehberlik derslerimiz, siz değerli izleyenler ve öğrencilerimin akademik hayata sağlıklı başlamalarını, başlamışlarsa sağlıklı devam etmelerini, kaliteli çalışmalar ortaya koymalarını ve her şeyden de öte en çok ihtiyacımız olan akademisyenlerimizin kalite çıtalarını yükseltmeye bir nebze de olsa katkım olursa bu da benim ahir ömrümde en büyük mutluluğum olacaktır herhalde. Cenab-ı Hakk'ın bana lütfedeceği en büyük bir lütuftur. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bu dersimizde dilin ne olduğundan, dil nedir sorusuna cevap arayarak başlayacağım. Dil nedir? Çünkü bizler, özellikle ilimle meşgul olan insanlar, ömürlerini okuyarak, dinleyerek, yazarak, düşünerek geçiren insanlardır. Ve şimdi bütün bunları sayalım. Konuşuyoruz dil, düşünüyoruz dil, yazıyoruz dil, okuyoruz dil. Hepsi gelip dilde birleşiyor. Özellikle de bizim gibi ana dilleri farklı, ilmi araştırma yaptıkları alanın dili farklı olan kimseler için birkaç dilde okumak, birkaç dilde yazmak, birkaç dilde düşünmek ve konuşmak gibi çok önemli ayrıcalıklarımızın olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle Türkçe konuşan, ana dili Türkçe olan birisinin Arapçayı öğrenerek Arapça yazılmış kaynaklardan yararlanması, onları değerlendirmesi adeta iki beyinle, iki zihinle, iki farklı perspektiften bakabilmeyi başarmak gibi çok önemli bir kazanımdır. Hele bir başka dil, bir İngilizce, bir Almanca, bir Latince ya da bir başka herhangi bir dil daha biliyorsanız, bu sizin ufkunuzu, sizin perspektifinizi inanılmaz ölçüde geliştirecektir. Bu bakımdan kaliteli bir akademisyenin zorunlu olarak, kaçınılmaz olarak, mutlak manada en az alan dilini, araştırma yaptığı alanın dilini çok çok iyi bilmesi, mümkünse bir başka daha Batı dilini öğrenmesi bir zorunluluktur. Lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü bütün faaliyetlerini, araştırmalarını tamamen
tercümeler üzerinden yürüten bir akademisyen olamaz. Şöyle söyleyeyim. Tüm yazdıklarını, okuduklarını, düşündüklerini tercümelere dayandıran bir akademisyenin sağlam bir bilimsel zemininin olduğunu söylemek çok zordur. Neden? Çünkü tercümelere güvenemezsiniz. Bu şu anlama gelir. Sizin bütün bilginizin sağlamlığı ve zemini yapılan tercümelerin sağlamlığına bağlıdır. O tercümeler problemli çıktığında sizin bütün yazdıklarınız, düşündükleriniz, iddialarınız çöker. Onun için ısrarla ben önünüze mal koyup benimle Kur'an konuşmaya gelmeyin diyor. Buhari tercümesi okuyup benimle hadis üzerine tartışmayın. Ali'nin Veli'nin çevirdiği felsefi ve mantık felsefe ve mantık kitaplarını okuyup gelip felsefe yapmayın. Hocam bunlar tercüme edilmesin mi? Edilsin, tartışılır bir mevzu. Ama ne kadar tercüme edildiği, ne ölçüde müellifin o satırlarda vermek istediği şeyi doğru yansıttıkları her zaman tartışmaya açıktır. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, sizden istirhamım akademisyenlik hayatınıza daha başlamadan mümkünse dilleri halletmeniz. Daha önceki konuşmalarımda da söyledim, bugün de dil üzerine konuşacağım için söylüyorum. Değilse en azından doktoraya başladığınızda dil problemlerinizi çözmüş olmalısınız. Şimdi bu girişten sonra dilin bu önemine, hayatımız boyunca dil üzerinde etkin olacağımız, dille uğraşacağımız için dilin ne olduğuna, dilin mahiyetinin ne olduğuna ilişkin bazı ön bilgilerden bugün başlamamız gerekir. Mümkün olduğunca anlaşılır olmasına dikkat edeceğim. Konu biraz bazılarımız açısından farklı ve ağır gelebilir. Ben elimden geldiğince anlaşılır olarak anlatmaya çaba sarf edeceğim, gayret sarf edeceğim. Umarım anlaşılıyordur. Muğlak kalan, anlaşılmayan yerleri bana mesaj olarak yazarsınız videoların altına. Onları dikkate alarak bir sonraki derste konuşurum. Ve bugün ele alacağım konuları daha sonraki devam eden, izleyen videolarda ve derslerimde açarak tafsilatıyla sizlere arz edeceğim için umarım yapacağım dersler, her bir ders bir önceki dersin şerhi, tafsilatı olacak şekilde devam edecek ve böylece dersleri düzenli olarak dinleyen birisi de konuları daha sağlıklı anlayarak inşallah yoluna devam edecektir. Peki değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, her zaman yaptığımız gibi müsaadenizle ekran paylaşımı yapıyorum ve tahtamızı açalım. Çünkü biliyorsunuz dersi tahtada işliyoruz ve tahta kullanarak anlatıyorum dersi. Hem konuların görsel hale gelmesini istiyorum, hem de tahtadaki yazıların sizin zihninizde daha kalıcı izler bırakacağını düşünüyorum. O zaman sorumuzu soralım ve cevabını aramaya çalışalım. Bugünkü dersimiz, başlangıç dersimiz, dil nedir? Dil, en basit tanımıyla sözdür.
logostur. Kutsal kitap yaratılış konusuna önce söz vardı diye başlar. Logos, önce söz vardı. Kur'an vahyinde bu Allah'ın kün emridir. Önce söz vardı'daki bu söz kün emri, ol emridir. Kün emridir. Dil sözdür. Dil, tabii daha sonra logos ileriki derslerimizde bunu mantıkla ilişkilendireceğiz ve mantık da diyeceğiz. Zaten mantıkın kelime iştikakı nutuk sözdür ve sözle ilgili bir şeydir. İlerleyen derslerimizde bunun üzerinde duracağız zaten kısmet olursa. Dil bir işarettir. Dil bir işarettir. Yani tüm analitik filozofların, felsefecilerin altını çizdikleri üzere dil işaret yani bir göstergedir. Dil her zaman bir şeyi işaret eder. Gösterge, göstergedir. Demek ki dil her zaman bir varlığa, bir var olana göndermede bulunur. Ona bir işarette bulunur. Dil bir işarettir. Dil anlamdır. Bu varlığın anlamıdır. Ve varlığın anlamı olması itibariyle her şeyin anlamıdır dil. Çünkü dili kaldırdığınız zaman anlamı da kaldırmış olursunuz. Bu itibarla Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Cenab-ı Hak meleklere yeryüzünde insanı yaratmayı murad ettiğinden bahsettiğinde onlar yaratılacak insanın kan döküp fesat çıkaracaklarından hareketle bunu pek olumlu olarak görmediler. Tabii bu metaforik bir anlatımdır ama benim dil konusuna girerken temas etmek istediğim nokta açısından önem arz ediyor. Cenab-ı Hak onlara onların bilmediğini bildiğini ve Adem'e yani metaforik olarak Adem insan demektir. İnsana isimleri öğrettiğini ve sonra meleklerle müsabaka yaptığında meleklerin Adem'in isimleri öğrenmesi karşısında onunla yarışamadıklarını Cenab-ı Hak bize hikaye eder. Aslında melekler bir dil biliyor, konuşuyor bakın sadece konuştuğunda. Ama Adem ona öğretilen esma başka bir şeye işaret ediyor. İşte o başka bir şey anlamdır, anlamın keşfidir, anlamın inkişafıdır, anlamı deşifre etmektir. Anlam yüklemektir, anlam vermektir ve icat etmektir, var kılmaktır. Bu yönüyle söz, renk değiştireyim biraz, bu yönüyle söz, logos, ol emri, bunlar aynı zamanda sestir. Ve ses yapıcıdır, yıkıcıdır, inşa edicidir. Onun için İbn Arabi kün emrinin henüz suretten mahrum olan heyulanın Allahu Teala'nın ol sadasıyla şekillendiğini, surete büründüğünden söz eder.
benim hadis ilminde metin tenkidi örnekleri kitabımın birinci makalesi olan mana bahrine, anlam bahrine söz yelkeni açmak makaleme bakarsanız bu konuda farklı bazı mülahazaları İbni Arabi üzerinden değerlendirmelerimi okuyabilirsiniz. Dolayısıyla Hazreti Adem'in öğrendiği şey meleğin konuştuğu sadece konuşmaktan ibaret olan dilden çok farklı bir şeydir. Bir yaratıcılıktır. İnsanın yeryüzüne çıplak olarak gelen insanın bugünlere gelmesi dil sayesindedir. Dil, Wittgenstein'in ifadesiyle dünyamızı oluşturan şeydir. Dünyamıza şekil veren şeydir. Dünya algımızı, varlık algımızı, insan algımızı, kendimizi, kendi benlik algımızı inşa eden şeydir. Onun için isimlerin öğrenilmesi, Adem'in varlığa isimler vermek suretiyle, birazdan konuşacağız, isimler vermek suretiyle varlık alanını geliştirdiğini, melek gibi belli bir şablonun içinde kalmadığını, dünyasını sürekli genişlettiğini, dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Ve dilim geliştikçe dünyamın sınırları da genişleyecek. Ve bir gün dilim bütün bu sınırları zorlayacaksa, işte bu Adem'i mahiyetin, dilin sayesinde olacaktır. Dolayısıyla dilin bu manada önemi, dilin bu manada değeri, Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla ilişkisini ve onlara, kullarına rehberliğinin pek çok farklı mümkün yolları olmasına rağmen bunların içinden dili, vahyi, dili seçmesi ve insanlara dil üzerinden vahiy ile rehberlik yapması tam anlamıyla İşte dilin bu önem ve gücünden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla bir akademisyen dille ilgilendiğinde, dille uğraştığında, çünkü dille okuyacak, dille yazacak, dille düşünecek, dille üretecek, dille tartışacak, dille iddiada bulunacak. Bu zorunlu olarak dile hakimiyet gerektirir. Onun için biz bu konuda, dil konusunda birazdan detayları konuşmaya başladığımızda birinci öncelikli olarak dilcileri, dilciler dile nasıl bakıyor? İki, mantıkçılar, pek tabii mantıkçıların altında filozoflar, felsefe dile nasıl bakıyor? Üç, fıkıh usulcüleri, diğer bir adıyla usulcüler, usuliyun. Fıkıh usulü mütekellimler yani kelamcılar, onlar dile nasıl bakıyor? Dört, sufiler dile nasıl bakıyor? Çünkü İbn Arabi der ki, varlık ol emriyle var oldu da, ol emrinin kafı ve nunu ve dahi Arapçanın diğer tüm sessiz 28 harfi varlık ile seslendi. Arapçada sesli harf yok. Neden? Çünkü sessiz harfler, 28 sessiz harf, 28 farklı alem ve varlık düzeyinin seslendirilmesi ve ifşa edilmesinden ibarettir der İbn Arabi. Bunun için sufiler dile nasıl bakıyor? Sufiler dili nasıl anlıyor? Bu önemli.
bunların üzerinde durmamız gerekiyor. 5, başta analitik felsefe olmak üzere benim de sürekli diğer videolarda dikkatinizi çektiğim ve ileride bu derslerin bir farklı boyutunda belki daha detaylı olarak üzerinde durmayı düşündüğüm dil felsefecileri, çağdaş dil felsefesini kastediyorum, dil felsefecileri, bunun içinde analitik felsefeyi, mantıkçı pozitivistleri ve dahi önemli olarak hermeneutiği öncelikli olarak da kastediyorum. Hermeneutik dile nasıl bakıyor? Dili nasıl görüyor? Orada ne anlıyor? İşte bu başlıklar ile birlikte dilin üzerinde durmamız gerekiyor. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bir akademisyen olarak eğer dile bu perspektiflerin bütününden bakmayı başaramazsak, okuduğumuz metinlerin künhüne vakıf olamayız. Okuduğumuz metinleri yeterince anlayamayız. Çünkü bunların her biri bize bir perspektif sağlayacak. Her biri bir perspektif, bir açı genişlemesi sağlayacak. Bakış açınız ne kadar genişse o kadar alanı görürsünüz. Bu nedenle yapacağımız bu derslerimizde adeta bir interdisipliner perspektifle bu alanların her birerlerine ilişkin bilmemiz gereken, zorunlu olarak bilmemiz gereken hususları ele almalıyız ve onları zihnimize yerleştirmeliyiz ve onların bizde hasıl ettiği bir perspektiften akademik hayata devam etmeliyiz. Şimdi burada madem ki dilin söz olduğunu, logos olduğunu, aynı zamanda bir ses olduğunu, bir seslendirme olduğunu söyledik. Öyleyse dil bir ses olarak, ses de bir lafız olarak, lafız, el lafzu lafız. İşte bu değerli izleyenler, bu lafız. Dilin en temel kavramıdır, en üst cinsidir. Yani dilin temeli budur. Lafızdır. Bizim de lafızdan başlamamız gerekiyor. Tabii bazı tabirler ve bazı kavramlar doğal olarak konuşurken kullanacağım. Bu kavramların, bu ifadelerin bazılarını bazı dinleyenlerimiz benim kastettiğim anlamla tam olarak anlamamış olabilecekler. Ama ilerleyen birkaç ders sonra umarım geriye dönüp bu dersleri bir kere daha dinlediklerinde mevzuyu daha iyi kavrayıp anlayacaklarını umut ediyorum. Bu lafız için en üst cins diye söyledim. Yani başladığımız, buradan başlıyoruz. En üst cins. Yani buradan aşağıya doğru gideceğiz. Buradan başlatacağız. Daha sonraki koyduklarımızın tamamını bu ifadenin altına yazarak
devam edeceğiz. Ve değerli izleyenler, lafız, lafaza yelfizu, lafzun Arapçada aslında bir şeyi söylemek, söz söylemek, dile getirmek anlamlarını ikincil olarak kazanmıştır. Asli anlamı çıkarmak, atmaktır. Çıkarmaktır, atmaktır. Bu yönüyle lafız anlam itibariyle çıkarmak, atmak anlamıyla aslında içimizdeki nefesi dışarı atmaktır lafız. Dediğimizde içimizdeki nefsi dışarı atmaktır. Nefaha, üflemek de böyledir. Allah-u Teala'nın anlamsız, cansız Adem'in bedenine nefh eylemesi, ruh üflemesi, bu üfleme bir sestir, bir sesleniştir. Ona can ve hayat vermesidir. Dolayısıyla lafz aslında dışarıya çıkardığımız nefestir. İşte bu nefes dışarıya çıkarken sade bir soluk olarak da çıkabilir deriz. Bir soluk olarak da çıkar ki bazen bu soluğun bile bir anlamı vardır. Birazdan konuşacağız, göreceğiz. Bazen de bu lafız hemen altına ikincisini yazıyorum. El kavlu kavl haline gelir. Lafz kavle dönüşür. Kavle dönüştüğünde değerli izleyenler iki suret karşımıza çıkar. Bunların birisi el müfret, müfrettir. Bunların ne anlama geldiğini konuşacağız. Müfrettir. Diğeri de mürekkeptir. Yani ağzımızdan çıkan ses ya müfret bir şeyi oluşturur. Bakın sesin oluşturuculuğunu konuştuk. Ya müfret bir şey oluşturur ya mürekkep bir şey oluşturur. Müfret bir şey oluşturduğunda bunun adı, onu da başka bir renkten yazalım. El kelimetu kelime olur. Mürekkep olduğunda, değerli izleyenler, mürekkep olduğunda el kelam kelam olur. El kelimu, lamın kesresiyle el kelimu kelim olur. El cümletu cümle olur. Şimdi bunlar aşağıya doğru taksim ediyoruz. İleride mantık derslerine geçtiğimizde ve mantık okumaya başladığımızda bu taksimatlardan yeniden bahsedeceğiz belki. Ve bunu niye böyle taksim ettiğimizden ve dilcilerin, mantıkçıların farklı taksimlerinden de biraz sonra bahsedeceğim. Bunlardan neler anlamamız gerektiği hususunu dikkatlerinize arz edeceğim. Dilciler lafız kavl olduğunda, yani müfret ve mürekkep, müfret için farklı izleyenlerimiz açısından, biraz daha Türkçeleşmesi açısından buna yalın diyelim, yalın, mürekkebe de birleşik diyelim. Yani yalın sesler, birleşik sesler ortaya çıkar ve bunlar neleri oluşturur? Bunlardan neler doğar? Şimdi müsaadenizle onlara yavaş yavaş gidelim. Ve kelimeyi dilciler üç kısma ayırır. İsim, fiil,
harf. Bunları niye Türkçe yazdım? Neyse, bir değişiklik olsun. İsim, fiil ve harf olarak efendim ayırt ederler. Birazdan bir kelime tanımı yazacağım buraya ve kelime tanımı üzerinden bayağı bir konuşacağız bugün. Ama ağırlıklı olarak kelimeyi konuşacağımız için müsaadenizle müfred üzerinden konuşacağız. Mürekkeple ilgili bazı altındaki kavramlara ilişkin kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sonra bunların belki detaylarını ileride konuşuruz. Kelam dediğimizde dilciler bundan şunu anlar, Arap dilcileri. Kelam, bir kişi onu söylediğinde, nutk ettiğinde bir kelam dediğimiz şeyi ifade ettiğinde dinleyici o kelamdan anlaşılması gerekeni anlar ve herhangi bir beklenti içine girmez. Yani manası tam, kamil olan, dinleyicinin sözün devamını beklemediği, söylenenle yetindiği ifadelere kelam diyoruz. Örneğin, Câe Zeydün. Bu bir kelamdır ve anlamı tamdır. Bu böyle iki kelimeden oluşabileceği gibi onlarca kelimeden de oluşabilir. Fark etmez. Mürekkep demek zaten birleşik, kelimelerin birleşmesinden oluşan yapılardan söz ediyoruz. Az olur, çok olur, fark etmez. Ama el kelim öyle değil. Eğer kelim olursa bu el kelim en az üç sözcükten oluşması gerekir. Ve üç sözcükten oluştuğunda kelim, bazen bu üç sözcük ile anlamı tam olan efendim ifadelere tekabül eder ki genel olarak anlamı tam olmayanları da ifade edebilir. Üç sözcük şartı olduğu için üç sözcük şartı aramışlar dilciler. Demekler ki üç sözcükten oluşmalı ki en az üç sözcükten oluşmalı ki o efendim kelim olsun. Mesela Câe Zeydün bir kelim değildir, kelamdır. Çünkü sözcük sayısı ikidir. Bunları çok detay görebilirsiniz ama öyle değil. Bunlar arasında çok çok önemli hususların olduğunu ileri okumalarımızda buralara atıfta bulunarak inşallah bunları hatırlayacağız. Peki el cümle nedir? Cümle ise anlamı A, anlamı tam, B, anlamı eksik olan iki ya da daha fazla sözcüklerin oluşturduğu yapılara denir. Bazen anlamı tam olur, kelam gibi olur. Üçten fazla sözcük olur, anlamı tam olur, kelim gibi olur. Bunlar birbirleriyle irtibatlı, müteradif kullandıkları yerler vardır. Onun için çoğu kullanıcı bu iç içe tedahül eden anlam birliktelikleri nedeniyle arasını bazen fark edemeyebilir. Ama cümle anlamı tam olmayan yapılara da cümle denir. Örneğin mesela anlamı eksik olan şurada yukarı boşluğu değerlendirelim. Oraya yazalım. Mesela denir ki İn Câe Zeydün. Bakın bir şart cümlesidir. Şayet Zeyd gelirse bakın işte eksik oldu. Dinleyici bekliyor. Sözün devamını bekliyor. Bu bir kelam değil. Bir kelam değil. Neden? Çünkü anlamı tam değil. Ama bir cümle midir? Evet. Adı üstünde bakın Arapçada
Cümleyi şartiye diyoruz. Şart cümlesi. Bak, şart cümlesi. Demek ki mürekkep yapılarımızda cümle dediğimizde, kelim dediğimizde, kelam dediğimizde dilciler bunların tekabüliyetlerinin farklılıklarına dikkat çekmişler. Birazdan kelime üzerine biz daha çok duracağız. Çünkü oradan devam edeceğiz. Devam eden konularımız da bunun üzerine bina edeceğiz. Ama bu konuda el-kavlu ifadesinin hem müfret yani yalın yapılara hem de mürekkep yapılara nasıl delalet ettiğini göstermek bakımından önemi münasebetiyle bunların üzerinde durdum. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şimdi burada şu hususun da müsaadenizle altını çizmek istiyorum. Bu ayrıntıları bilmeden Arapça bir metni, özellikle ileri düzey Arapça metinleri sağlıklı anlama imkanımız hemen hemen hiç yoktur. Bu detayları, bu önemli hususları daha ilk dersimizde, başlangıcında bilmek ve bunların üzerine düşünmek, tefekkür etmemiz gerekiyor. Pekala, şimdi müfretten devam edelim. Müfretten devam edelim ve bu müfret sözcüğümüzün altında bulunan üç tane sözcüğe biraz eğilelim. Dilciler demişlerdir ki kelime ya bir isim olur, yani bir şeyin adı olur, bir herhangi bir şeyin adı olur, ya bir eylem olur, bir fiil, bir eylem olur, ya da bir harf olur. Tabii bu harften maksat edattır. Yani mucep, elifba değil. Edatları kastediyor, harf olur. Ve sonra bunları tanımlamışlar. Tanımlarken de belirleyici unsurun zaman olduğuna dikkat çekmişlerdir. En temel Arap dili kaynaklarına baktığınızda ve özellikle de Sekkaki merhumun Miftahul Ulumuna ve onun girişinde bu konulara değindiği çok değerli bilgilerine baktığımızda bu hususun ne kadar dilciler açısından önemli olduğunu görürüz. Onun için dilciler derler ki isim herhangi bir şeyin adıdır ve zamanın üç delaletiyle bir ilişkisi yoktur demişler. Yani zamanın üç delaleti nedir? Mazi, değil mi? Hal, muzari ve emir. Bunlarla bir ilgisi yok demişler. Ama fiile gelince bunun üç zamanla da ilişkisi var diye söylemişler. Zamanla ilişkisi var. Zamanla doğrudan ilişkisi var, eylem olduğu için. Harfe gelince harf ancak bir fiille ve bir isimle birlikte olduğunda karşılığı olan, kendi başına herhangi bir tekabüliyeti bulunmayan yapılar, edatlar olarak söylemişler ve dolayısıyla harf bittabii ancak bir fiil, ancak bir isimle birlikte olmak zorunda olan yapılara delalet eder. Ve tabii böyle olunca zamanla onun da herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Ama fiille beraber olunca ilişkisi olabilir, isimle olunca olabilir. Dilcilerin böyle baktığı bu duruma inşallah ileriye yönelik taahhütte bulunuyorum kısmet olursa sağlıklı afiyetle. Farabi'nin ünlü eseri Risale fil Mantık sizinle birlikte okumayı düşünüyorum orijinal metnini inşallah. Oraya baktığımızda daha başlarından itibaren Farabi merhumun dilcilerin kelimeye ilişkin bu yaklaşımlarından çok farklı bir yaklaşım ortaya koyduğunu görüyoruz.
çok farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ve bu yaklaşım farkını özellikle fiil sözcüğünü kullanmayarak, kelime sözcüğünü kullanarak yapıyor. Ve dikkat buyurunuz, hem ismin hem eylemin zamanla olan ilişkisini, ismin zamanla olan ilişkisini cevher ve araz üzerinden değerlendiriyor. Cevher ve araz. Biraz müsaadenizle bunun üzerinde durmak istiyorum. Farabi der ki, örneğin zehebe fiil değildir. Zehebe kelimedir. Buraya dikkat buyurunuz. Zehebe fiil değildir. Zehebe bir sözcüktür. Çünkü zehebe bir sözcük olarak cevherdir. Henüz bir eylem değildir. Ne zaman eylem olur? Araz olduğunda. Ne demek araz? Bil fiil olduğunda. Yani zehebe bir failin fiili olduğunda zamanla ilişkilidir. Buraya dikkat edelim. Şimdi bakış açısındaki farklılığın bizi nerelere götürdüğüne bir mantıkçı bakıyor. Bakın, Farabi bakıyor konuya. Lütfen dikkatinizi istirham ederim. Zehebe gitti fiili mazi bir gaybe diyoruz ya dilci olarak. Farabi diyor ki hayır. Zehebe gitti bir gayber ancak o gayb er Zeyd olduğunda, Zeyd'le ilişkili olduğunda zamanla ilişkilidir. Bir failin fiili olmadığında zehebe cevherdir ve zamanla ilişkisi yoktur. Bu çok önemli bir şeydir. Bir dilcinin aradığıyla bir mantıkçının ne aradığı, bir dilcinin yüklediği anlam ve perspektifle bir mantıkçının yüklediği anlam ve perspektif arasındaki o açıyı görmek bakımından bu çok son derece önemli bir şeydir. Genel olarak dilcilerimiz üzerinden devam edecek olursak konuya değerli izleyenler, isim mesela Ali, Ayşe, Fatma, ağaç, taş, yer, gök, bunların zamanla ne ilgisi var gibi düşünürüz değil mi? Ama Farabi öyle düşünmüyor. Diyor ki Farabi, evet biz mesela isimdir, Ali'dir, Ayşe'dir, ağaçtır, taştır vesaire. Şimdi bunların bir isim olarak, cevher olarak, zihinde, tasavvurda bir mefhum olarak durduğunda evet, bunun bir zamanla ilişkisi yok. Ama bunlar teşahhus ettiğinde, yani ete kemiğe büründüğünde, Ali bizim Ali olduğunda ve 1980'de doğduğunda, 80 doğumlu, bakın 1980 doğumlu, artık zamanla ilişkisi var. Demek ki ismin müsemma ile olan ilişkisinde, isim mücerret isimse, tasavvuri ise, ileride mantıkta bunları çok konuşacağız inşallah, tasavvuri ise bir masadaka, bir olgusala tekabül etmiyorsa, evet, zamanla bir ilişkisi yok cevher olarak. Ama bir araza tekabül ettiğinde, bir arazın adı olduğunda, yani Ahmet ismi benim adım olduğunda, İşte o zaman zamanla ilişkisi olur. Demek ki kelimenin en azından çeşitlerinin anlaşılması ve aydınlatması bakımından dilcilerin yaklaşımıyla mantıkçıların konuya yaklaşımı arasında nasıl fark olduğunu, çok ağırlaşmasın diye felsefecilerin yorumlarına girmiyorum. Çünkü ileride bunları farklı boyutlarla yeniden konuşacağız. Dolayısıyla küçük bir örnek olması bakımından farklı perspektifin ve farklı yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu
ve bizim akademisyenler olarak bunun farkında olmamızın gerektiğini, bunları bilerek metinleri okumamız, bunlara vakıf olarak metinler üzerinde çalışmamız gerektiğini herhalde yeterince ima ediyordur diye düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle bir kelime tanımı yapacağım ve bu kelime tanımı üzerinden bayağı bir sizi yoracağım. Bu ilk dersimizde yorulmaya alışın çünkü bu akademik dersler yapıyoruz. Dolayısıyla artık burada dinleyicilerimizin böyle bir yorgunluğa hazır olduklarını ve böyle bir yorgunluğun onlar için keyif verici olacağını umut ediyorum. Evet, kelimeyi bir tanımlayalım. Şöyle yazalım. El kelimetu. Kelimeyi tanımlıyoruz. Bu dilcilerin bir tanımıdır. Dilcilerin yapmış olduğu bu tanım üzerinden bakın neleri konuşmamız mümkün olacak. El kelimetu hiyel lafzu hiyel lafzul müfredu eddallu eddallu ala mana. Evet. Tanımımız bu. Değerli izleyenler, her bir ifadeyi ayrı ayrı konuşacağımız için kare içine almak istiyorum. Farklı renklerle. Evet, bunların her birerlerini farklı farklı konuşmamız gerekiyor. Öncelikle kelimenin bir lafız olduğunu, kelime bir lafızdır. Bir sestir. Bunun yukarıda müfret mürekkep ayrımları üzerinde durduk. Dolayısıyla bu lafzın nasıl olup da manaya bizi ulaştırdığını bu tanım üzerinden konuşacağız. Dilciler der ki öncelikle kelime bir lafızdır, yani bir sestir. Bir ses. Bir sestir ve müfrettir. Yani mürekkepleri bunun dışına çıkarıyoruz. Müfrettir ve mürekkepleri bunun dışına çıkarıyoruz. Şimdi sestir, sözdür diyor dilciler, lafızdır diyor. Böyle olunca dilciler için lafız olmayan, bakın lafız olmayan işaretler lafız olmayan resimler vesaireler, göstergeler bunların hiçbirisi kelime ve dil değildir dilcilere göre. Ama mantıkçılar bu konuda birazdan üzerinde duracağız. Lafız konusunda daha farklı konuya yaklaşacaklar ve onun eddal sözcüğü üzerinde dururken detaylandıracağım. Manaya delaletinde her zaman lafzi ve gayri lafzi olarak bunları ayıracaklar. Demek ki bir sözcüğün dil olarak bir manaya delaletinin lafzi olanı var, bir de gayri lafzi olanı var. Dilciler sadece lafzi olanla ilgilenirken mantıkçılar gayri lafzi olanla da ilgilenir. Hatta sufilere geldiğimizde ya da hermeneutiğe baktığımızda bu lafzın
çok farklı boyutlarına ilgi duyduklarını, gözlerini çok farklı yerlere diktiklerini ileride konuların ilerlemesine bağlı olarak inşallah ele alıp üzerinde durmaya çalışacağız. Demek ki müfret olacak demeleri mürekkep olanı dışarıda bırakmak içindir. Mürekkep değil, yani cümle değil, kelam değil, kelim değil, cümle değil. Müfret olacak. Yani tek bir yalın sözcük olacak. Ve bu yalın sözcük eddallu bir gösterge olacak. Gösterge. Bir işaret eden olacak. Neye işaret edecek? Mana, manaya işaret edecek. Burada dikkatinizi istirham edeceğim önemli bir husus var. O da kelimenin tanımında lafız marifedir. Bakın elif lam almış. El müfret marifedir, elif lam almış. Eddellu marifedir, elif lam almış. Ama mana nekiredir. Elif lam almamış. Çünkü kelime müfret bir lafız olarak gösterdiği mana muayyen olmayabilir. Mutlak anlamda mutlaktır. Nekire olduğu için mutlaktır. Ve kelimenin gösterebileceği anlamın tamamına tekabül eder. Yani bir kelimenin bir gösteren olarak, bir gösterge olarak yüklenebileceği, taşıyabileceği anlamın sınırlandırılmamış, takyit edilmemiş, bütününe tekabül etmesi bakımından dilcilerin her bir sözcüğü nasıl yerinde seçtiğini, nasıl yerinde kullandığını görmek bakımından da bu önem arz ediyor. Mana nekiredir ve mutlak anlama delalet eder. Kelimenin mutlak anlamına delalet eder. Peki, dilcilerin kelime üzerinden konuya yaklaşımlarını gördükten sonra acaba mantıkçıların şimdi konuya nasıl yaklaştıklarına ilişkin müsaadenizle bu şemayı biraz derinleştirelim. Şemayı derinleştirelim. Mantıkçılar diyecekler ki lafz birazdan kenarına mantıkçılar diye yazacağım. Lafız müfret ve mürekkep olarak ayrılır. Bakın lafzı ayırıyor mantıkçılar. Müfret olan külli ve cüz'i olarak ayrılır. Külli olan da zati ve arizi olarak ayrılır. Bunların hepsini ileride mantık derslerimizde de göreceğiz. Bu ayrım dilcileri ilgilendirmez. Bu mantıkçıları ilgilendirir ve mantıkçılar lafzın bu ayrımına tüm mantığı inşa edecekler. 5. asırdan itibaren yazılmış hemen hemen ciddi tüm fıkıh usulü kaynaklarına bakınız. Bütün fıkıh usulcülerimizin fıkıh usulünün girişinde ne kadar ciddi bir biçimde mantıki olarak lafzın bu şekilde taksimatına önem arz ettiklerini ve lafzın bu manada taksimatını ne kadar önemsediklerini ve ciddiye aldıklarını göreceksiniz. Çünkü bu taksimatın, bu taksimatta yer alan müfret ne anlama gelir, mürekkep ne anlama, külli ne anlama, cüz'i, zati, arazi ne anlama gelir? Ki bunların üzerinde hepsinde ileride duracağız. Bunları bilmeden, birbirinden ayırt etmeden dil üzerinde
bir şey okumak, anlamak ve yine yazmak, tefekkür etmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla mantıkçılarımız lafzı bu şekilde ayırt ederken gördüğünüz gibi bu müfredi şurayla ilişkilendirelim. Kendi içinde nasıl ayırt ettiler? Nasıl detaylandırdılar? Aynı lafız sözcüğü, lafzı değerli izleyenler, aynı bu sözcüğü, lafız, el-lafzu lafzı. Bu defa fıkıh usulcülerimiz, şuraya mantıkçılar yazalım. Bu defa da fıkıh usulcülerimiz yazalım. Fıkıh usulcüleri bir lafzı önce el-âmu âm olarak, el-hâsu hâs olarak, el-müşterek müşterek olarak taksim ederler. Bir lafzın bir dilde vaz'ı o sözcüğün ya âm, ya has, ya da müşterek çok anlamlı olarak vaz'ına işareti bakımından fıkıh usulcülerimiz lafzı farklı boyutlarıyla görür ve farklı şekilde anlar. Şimdi fıkıh usulcülerimizde lafzın bu ayrımı vaz'idir. Vaz'i olarak bir sözcük, lafız, müfret lafzı kastediyoruz tabii. Müfredi kastediyoruz. Müfret lafız, bunu da bağlayalım. Ağamdır, ya hastır, ya müşterektir. Bunları da konuşacağız. Aralarındaki farkları da konuşacağız ileride. Ağam nedir, has nedir, müşterek nedir? Bu dersimiz daha ilk girişti. Devam edecek tabii ki bundan sonra. Allah kısmet ederse ne kadar devam ederiz, ömür verdiyse o kadar devam edecek. Peki yine fıkıh usulcülerimiz, bakın değerli izleyenler. Lafzın bu diyelim ki A olsun. B manaya delaleti, ne manaya gelmesi açısından dilde, o kültürde kelimeler, sözcükler vaz edilmiştir. Bir de bu yönüyle taksim ettiklerini görüyoruz. Bu yönüyle taksim ettiklerinde ise dilcilerimiz sözcüğün ya sarih anlamıyla, açık anlamıyla, ki biz buna genelde birazdan lügat anlamı dilcilere bağlayacağım. Burayı dilcilere de bağlayacağım. Orada söyleyeceğim. Lügat anlamı kastediliyor. Ya da kinaye anlamı. Ya hakikat ya da mecaz anlamının kastedildiğini söyleyerek ikinci bir lafzı taksimata tabi tutar fıkıh usulcüleri, ki bu ileri okumalarımızda, ki sizin de bir orijinal fıkıh usulü kitabı da inşallah ileride okumayı düşünüyorum. Orada da bunları, bu taksimlerin neden yapıldığını, ne işe yaradığını ve niye böyle bir taksimata ihtiyaç duyduklarını daha tafsilatlı bir şekilde inşallah konuşacağız sizlerle. Ama dilciler genel olarak bu konuda biraz daha farklı yaklaşarak derler ki bu hakikat sarih denilen şey dilciler açısından. Aynı şey mecaz, kinaye de Arap edebiyatıdır. Mantıkçılar bununla hiç ilgilenmezler. Çünkü mantıkçıların ilgilendiği şey lafzın müfred oluşu ve onun külli, cüz'i, zati, arazi oluşudur.
Mantıkçı bunların hakikat, sarih, mecaz, kinaye, edebiyat bunların hiçbiriyle ilgilenmez. Çünkü onun işine gelmez. Yani işine gelmez derken maksada, maksuda mantığın hedeflediği yere varması açısından bunlar onu ilgilendirmez. Bunu yine inşallah mantık derslerimizde detaylı olarak konuşacağız. Peki, fıkıh usulcülerinin, dikkat buyurunuz, lafzı nasıl detaylandırdıklarını, lafzın üzerinde ne kadar imalı fikrettiklerini söylemeye çalışıyorum. Zira bu büyük dil uzmanları, düşünce, tefekkür otoriteleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı fıkhın ve hukukun kaynağı olarak nasıl okuduklarını bize gösteriyor. Nasıl bir okuma yaptıklarını, nasıl bir ön hazırlıktan sonra o ayetlere, ifadelere anlam verdiklerini gösteriyor. Şimdi yine fıkıh usulcülerimizi, tahtayı biraz yukarı müsaadenizle alacağım. Yine fıkıh usulcülerimiz. Üçüncü bir, efendim, şey olsun bu. Lafzı taksimata tabi tutarlar. Ve bu taksimatta bu defa lafzın manaya delaleti, daha delalete gelmedik. Oraya geleceğim az sonra. Manaya delaletinin açık oluşu, kapalı oluşuna göre derecelendirmişler. Bir sözcük var. Manaya delaleti çok açık olandan çok kapalı olana doğru sıralamışlar. Onun için de bir sözcüğün anlamı, manası zahir olur. Evet. Bir sözcüğün anlamı nas olur. Bir sözcüğün anlamı müfesser olur. Müfesser olur. Bir sözcüğün anlamı muhkem olur. Biraz bunları açacağım. Çok detaylı değil tabii. Sonra göreceğiz. Ve bunların her birerlerinde bir karşıtı var. Karşıtı var. Bunlar manaya delaletin açıklık mertebesi. Açıklık mertebeleri. Yani bir lafzın manaya delaletinin açıklığının mertebeleridir. Şöyle söyleyelim. En açık olandan muhkemden, en açık olandan diğerine doğru. Bunların bir de kapalılık mertebeleri var. Kapalılık. Manaya delaletinin kapalılık mertebeleri var ve bunlar tam da bunlarla ilişkili. Zahirin karşısında hafi, manası gizli, açık olmayan, zahir açık demek. Nas karşısında mücmel var. Mücmel tafsilata ihtiyaç duyan demek. Nas'ta tafsilatlı olan demek. Müfesser karşısında müşkil var. Yani müşkil anlamı sorunlu, müfesser açıklanmış, anlam sorunu giderilmiş demektir. Muhkemin karşısında müteşabih var. Müteşabih anlamı, manaya delaleti bütün bütün kapalı olan var. Tam karşısında da anlamı bütün bütün açık, ayan beyan ortada olan var. Gördüğünüz üzere fıkıh usulcüleri lafzın manaya delaletinin açıklık ve kapaklılığı üzerinden ortaya koydukları bu taksimat, ne dilcilerin ilgilendiği, ne mantıkçıların ilgilendiği bir taksimat değil. Bu fukahanın, fıkıh usulcülerinin, hukukçularımızın metni okuma ve anlama üzerinde efendim yaptıkları değerlendirmelerdir. Peki, konuyu delalete getirelim. Eddallu.
Orada yer kalmadığı için buraya yazalım. Eddallu. Delalet. Dal olmak gösterendir, göstergedir. Gösteren, göstergedir. Zaten dil de böyle bir şeydi. En başta konuştuk. Dil de böyle bir şeydi. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu dal sözcüğü bir lafzın, bir müfret lafzın, bir kerede telaffuz ettiğimiz bu lafzın manaya delaletinde mantıkçılar akli delalet, tab'i delalet, vaz'i delalet olmak üzere ki bunları ileride detaylarıyla göreceğiz. Delalet bahsinde bunları göreceğiz. Vaz'i delalet dediğimiz işte bu lafzın lafız olarak delalettir. Dilsel delalettir. Tab'i delalet doğamız gereği yüzümüzün kızarmasının utanmaya delalet etmesi. Yorgunluk ifade eden ya da acı, hüzün ve üzüntü de ifade eden ah, oh şeklinde çıkardığımız tabiatımız gereği ya da ellerimizi ovuşturmak vesaire şeklinde yaptığımız delaletler, akli olanlar da çıkarımsal delalettir. İşte dumandan ateş çıkarmak vesaire gibi. Ve mantıkçılar bunun vaz'i olanıyla, şununla ilgilenecekler ve ileride bunu göreceğiz. Ama fıkıh usulcülerine geldiğimizde bunlara şöyle mantıkçılar diyelim. Bu delaletle ilgilenirler. Ve dikkat buyurunuz, onu yazmayı unuttum. Bir renkle yazalım. Bunların her birerleriyle ilgili de lafzi gayri lafzi taksimatı yaparlar. Mantıkçılar. Bunu inşallah ileride mantık derslerimizde mantık kitabı okuyacağız. Orada zaten detaylarıyla inşallah konuşacağız. Fıkıh usulcülerine geldiğimizde değerli arkadaşlar şöyle yazalım. Fıkıh usulcüleri delalet konusuna geldiğinde bununla ilgili bir lafzın yani nutkun delaleti konuşuyoruz. İki, mefhumun delaleti. Üç, ibarenin delaleti. İbare içinde yer aldığında artık bunlar mürekkebe de biraz geçiyor ama yine lafız üzerinden, delalet üzerinden, delalete nasıl bakıyor olduklarını görmemiz bakımından ibarenin delaleti, efendim işaretin delaleti, delaletin delaleti, dal bit delale, delaletin delaleti ve altı iktizanın delaleti şeklinde ki bunların detayları ve farklılıklarını da ileride inşallah özel okumalarda ele alıp göreceğiz. Delaletin hangi boyutlarda ele alındığını, hangi boyutlarda görüldüğünü görmek bakımından son derece önem arz ediyor.
Epey yorulduğunuzun farkındayım ve ben de yavaş yavaş tamamlamaya çalışacağım. Çok kısaca bir genel bilgi vermiş olmak bakımından arz ediyorum. Sufilerin ve hermenötik dilcilerin yani analitik felsefenin elbette bunları bu kadar yorgunluktan sonra çok detaylı girmek istemiyorum. Sadece bir perspektif, konuya bakış açısı açısından mevzunun önemine işaret etmek için bunları arz ediyorum. Sufiler lafızı zahiri anlamı ki bu genelde dilcilerin anladığı anlamdır. Bir de batıni anlam olarak ayırırlar. Sufilerde zahiri anlam ilimdir. Batıni anlam irfandır. Onun için Sufi gelenekte Kur'an'ın, hadisin zahirini anlayanlar alim olurlar. Batınını anlayanlar da arif olurlar. İleride bunların da üzerinde duracağız. Alim ile arif arasındaki farka, ilim ile irfan arasındaki farka, bunların da inşallah üzerlerinde durmaya çalışacağız. Peki, ama yine lafızdan bakın. Bir lafız var. Ortak nokta lafızdır. Sufiler orada hiç lafız olmadan batini anlam aramıyor. Bir lafız var. Ama kaf lafzının dilciler zahiri anlam itibariyle işte bu Arap harfinde falan harftir. Efendim hurufu istiladır, kalın harftir, kalkalı harfidir, şudur budur vesaire. Hepsi bu. Ama Sufi'ye bakıyorsunuz İbn Arabi'ye. Kafta bir arz-ı beyza çıkarıyor. Kaftan bir arz-ı beyza, onun ortasında bir Kaf dağından söz ediyor. Şimdi bu batıni bir şeydir. Onun için Sufi gelenekte lafız batıni anlamın konusu olduğunda, batıni anlama konu olduğunda kırmızıyla yazmalıyım. Bu lafızda anlamın keşfidir. Buraya dikkat edelim. Anlamın keşfidir. Sufi lafızda anlamı keşfeder. Lafızda anlamın keşfi ne demek? İnkişaftır. İnkişaftır. Peki inkişaf ne demektir? Görünür olmaktır. Şimdi mananın bilinir olması, mananın görünür olması. Mana bilinirdir akıl, mana görünürdür kalp. Onun için sufiler bizim yolda akılla değil, kalple yürünür diyor. Bunu ileride inşallah özellikle Cabiri okumalarımızda irfanda çok konuşacağız kısmet olursa. Şimdi böyle olunca gördüğünüz gibi bunlar da bizim geleneğimiz. Şimdi sufilerin batini manaya nasıl baktığını, nasıl çıkardığını, irfanın ne olduğunu, irfandan ne anladıklarını, Arif'in kim olduğunu bunları görmeden bütün bir tasavvufi külliyatı, birikimimizi görmezden gelerek ulumi İslamiye çalışabilir miyiz? Bir akademisyen olma şansımız var mı? Hayır. Bunlar boş şeylerdir
diyenlerimiz, bu sufilerin batini matini bunlar boş şeyler, bu hiç atmışlar efendim, tırnak içinde söylüyorum, hoşgörünüze istinaden lütfen beni bağışlayın, işkembelerinden diye söylerseniz, sufiler de böyle diyenlere haklısın. Senin böyle bir görünürü görme şansın yok. Çünkü sen sadece başındaki gözle bakıyorsun. Benim kalp gözüyle gördüğümü nereden göreceksin deme de haklı. Hani biraz dinlendireyim, aklıma geldi. Müsaadenizle bir anekdot arz edeyim. Sınıflarda çok ilgili anekdotlar anlatmaya çalışırım, öğrenciler yorulmasın diye. Siz zaten çok fazla, yeterince yoruldunuz. Bir anekdot anlatayım. Hemen de biraz kısacık hermeneutikten bahsedip toparlayayım müsaadenizle. Bizim geleneğimizde zahiri ulema ile batini ulema, işte sufiler ve zahiri ulema. Bunların arasında şeyler çok, yani efendim, atışmalar, şeyler. Zahiri ulema genelde biraz ibadete, taata gevşek olmayla bilinir. Çünkü onlar ilim ibadettir zaten diye öyle düşünür biraz. Sufilerimiz ise biliyorsunuz ibadeti vesaireye biraz daha fazla yoğun düşkündürler. İşte bizim zahiri alimlerden birisi bir Allah dostunu ziyarete gidiyor, veliyi, sufiyi. Onunla konuşurken işte ne iş yapıyorsun? Ben işte fıkıhla uğraşıyorum, kelamla, neyse ilimle uğraştığını söylerken sufinin onu böyle ibadet taatta çok öyle şey görmemesi için, ben sadece ilim ehli değilim, aynı zamanda ibadet ehliyim de demeye getirerek, onu ima edecek şekilde diyor ki, efendim çok şükür ilimle, irfanla uğraşıyoruz ama ibadet konusunda da fakir dikkatlidir. Ben bu konuda da biraz hassasım çok şükür diyor. Daha benim üzerime güneş doğmadı diyor. Yani sabah güneşini kastediyor. Güneş doğmadı diyor. Benim üzerime güneş doğmadı. Bunu yazabilir miyim? Benim üzerime güneş doğmadı. Böyle söylüyor. Sufi'ninkini başka bir renkte yazacağım müsaadenizle. Cevabı. Yani demek istiyor ki, ben daha hiç sabah namazını kaçırmadım. Güzel bir şey. Çok önemli bir meziyet. Ama Sufi bakın ne cevap veriyor. Sufi. Diyor ki, belli oğlum, belli. O hakikat güneşini kastediyor. Hakikati aydınlatan bir güneş var sufilerde. Bir de dünyayı aydınlatan güneş var. Bizim alim dünyayı aydınlatan güneşten bahsediyor. Dünyayı aydınlatan güneş. O benim üzerime doğmadı. Yani ben hiç sabah namazını kaçırmadım diyor. Dünyanın üzerine doğan güneş. Sufi de ona diyor ki, belli. Senin üzerine daha hakikat güneşi hiç doğmamış. Al bakalım, buyurun. Şimdi bu perspektiften nasıl mahrum kalabiliriz? Bunu nasıl çıkarabiliriz? Bunu nasıl önemsiz görebiliriz ya? Bu bizim varlığımızın iki yüzünden biridir. Birbirinden ayrılamayan
ki çok şükür böyle bir yüzümüz var. Bunu ileride konuşacağız. Peki, bitiriyorum. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Ki bunların üzerinde hermeneutte ayrı ayrı ileride duracağız inşallah. Hermeneutik anlam arar. Evet. Hermeneutik anlamı anlayanda arar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hermeneutik anlam arar. Lafızda, metinde anlam arar. Anlamı da o lafzı, metni anlayanda arar. Yani hermeneutikte anlam ile anlayanın birliği. Evet. Anlam ile anlayanın birliği oldukça önemlidir. Yine hermeneutik anlamı yazarında biraz tahtayı yukarı müsaadenizle alacağım. Yazarında, metinde ve anlamının anlamında arar. Yani bir bakıma hermeneutik sufi yaklaşım gibi anlamın anlamının anlamına yoğunlaşır. Anlam nedir? Anlamın anlamı nedir? Anlamak nedir? Ben bunu anladım dediğimizde ne demiş oluyoruz? Daha yoğunlaşır. Şimdi biz bir metni bu denli anlamayı hedefleyen bir ilmi gelenekten nasıl mahrum kalabiliriz? Ondan nasıl beslenmeyebiliriz? Bunlardan beslenmeksizin nasıl kamil ve yetkin manada bir akademisyen olma hevesimiz olabilir, talebimiz olabilir? Biz özellikle son zamanlarda o kadar kolay yüksek lisans yapmayı ve sonunda bilim uzmanı unvanı alıyoruz. Yüksek lisans yap, bilim uzmanı. O kadar kolay yollardan doktora yapıp doktor unvanı almayı ki uluslararası bir unvandır. Alıyoruz ki sonra kendi kendimize kimse olmadan, kimsenin olmadığı yerde koltuğumuza oturup da ya ben ne oldum acaba, yüksek lisans yaptım, doktora yaptım da ne oldum acaba diye sorduğumuzda kendi kendimize, kendimizi ne ölçüde yetkin buluyoruz ya da bu soruyu sorup cevabını alabilmeye ne kadar hazırız? Bunun farkındayız. Hiç bunun farkında olmadan da bir akademik hayatı sürdürebiliriz. Onun için akademik rehberlik konuşmalarımın en başında siz değerli öğrencilerime ve izleyenlere söylediğim bir sözle bugünkü dersimizi, konuşmamızı bitirmek istiyorum. Akademisyenlik bir titre sahip olmak değildir. Yani unvan, akademik unvan sahip olmak değildir. Akademisyenlik
bilimsel yetkinliktir. Evet. Akademisyenlik bilimsel yetkinliktir. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu yorucu derslerimizin başlangıcıydı. Daha çok yorulacağınız yorucu derslerimiz olacak. Çünkü akademisyenlik bir yorulma yolculuğudur. Bir insan olma yolculuğudur. Bir olgunlaşma yolculuğudur. Yolunuzun ve bahtınızın açık olması dileğiyle ben fakir nacizane size bu anlamda rehber olmaya çalışan bir hocanız olarak sağlık ve afiyetle ömrüm olursa bu yolculukta sizinle birlikte ve sizinle beraber olmaya muvaffak eylemesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz ederek sözlerimi ve dersimi bitirmek istiyorum. Sabırla dinlediğiniz, tahammül gösterdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi, hürmet ve saygılarımı arz ediyorum. Sürçülisanlarım olmuşsa hoş görün lütfen efendim.